Görünüş sandığından %100 çıkıyor. %100. Güç kutusu, geri güç kutusu verdim. İşte bu güç kutusunu bulmak gerçekten dediğim gibi çok büyük bir mesele. Efsanevi kasadan çıkar dedim. O gün açtım, çıkmadı. Baya bir kutu açtım ama daha sağlam. Mesela bu, gördünüz mü? Bir aylık. Bunu değerlendirin arkadaşlar. Buyurun. Bir aylık. Nasıl olsa seti de var onun. Buyurun. Ben burada çoğu karakterin ekipmanını da düzdüm. Şöyle tümü diyelim. Siz de bu şekilde düzebilirsiniz. Gördünüz mü? Bir aylık. Envanter dolu diyor. Ha, bunda da veriyor. Bak, özel eşya sandığında. Gördüğünüz gibi. Ama yine en güzeli görünüş sandığı. Bunda da az veriyor. Yeni bir Wolf Team videosundan herkese selam arkadaşlar. Ben Yaşam Misali Erdem. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar, yine bayağı bir uzun zaman oldu video gelmiyordu. Bugün fırsat buldum. İlk fırsatta da sizin sormuş olduğunuz soruları cevaplayacağım. Hemen Zafer Map'ine giriyoruz. Bugün 330 setler nasıl düzülür onu göstereceğim. Bana oyundan soruyorlar. Çoğu arkadaş sordu. Ben de cevaplamak istedim. Envantere giriyoruz. Ama öncelikle bize güzel bir kutu lazım. Gerçi sadece bir kutuda değil, çoğu kutuda çıkıyor. Bizim bunu bulmamız lazım. Bunu bulmamız için efsanevi kasa veriyor da çok az veriyor, nadiren veriyor. Ben önceden biriktirdiğim için bu kadar oldu benden. Hemen kutular diyelim, şöyle daha basit görelim. 300 tane ben buradan kastım. Diğer bir kutu da karakter kutusu. Karakter kutusundan da veriyor. Hemen şöyle size gösterelim. Karakter kutusundan biraz açacağım, buradan göstermiş olacağım. Buradakiler az veriyor, öyle çok vermiyor. Bakın, ve sağlam bir set değil bunlar. Ben her zaman söylemişimdir, bu setler hiç sağlam bir set değil. Kurt görünüşler güzel ama ben asıl seti Angeloma verdi, görünüşünü verdi. Asıl seti o kutudan çıkaracağım, güç kutusundan. Görünüş sandığı mıydı? Görünüş sandığıydı galiba, oradan söyleyeceğim, şu an aklıma gelmiyor. Hemen şöyle kutuya bir geçelim. Saldırı sandığından da çıkıyor, evet bundan çıkıyor. Görünüş sandığı, ama aynen görünüş sandığından da çıkıyor. Savunma sandığı. Bizim burada görünüş sandığını bulmamız lazım. Görünüş sandığı mıydı ya? Hadi savunma sandığı 5 adet. Bu işe yaramaz. İşte bu kutuyu bulma mesele arkadaşlar. Şimdi burada güzel çıkıyor, bir aylık çıkıyor. Bir de o arkası sarı olan setler, daha sağlam olan setler çıkıyor ama bu güç kutusunu bulma mesele. Asıl mesele orada. Kral kurt sandığı. Ya benim dediğim sandık, hadi gel işte, neredesin? Hadi. Görünüş sandığı 5 adet. Bu herhalde. Galiba buydu. Biraz biriktirelim, ondan sonra gösterelim. 5 daha çıktı. Bayağı bir kutu açtım ben bu setleri bulmak için. Ama veren kutular çok az. Görünüş sandığı 10 adet mi dedi? Ha, görünüş sandığı, evet bu. Şimdi onu göstereceğim, biraz daha biriktirelim. 20 oldu. Özel eşya sandığından da çıkıyordu galiba ya. Hepsini tek tek denerim. Ama bayağı bir sordunuz F5'ten bana. Savunma sandığı. Saldırıdan da çıktığını biliyorum. Bizim kutumuz kaç tane kaldı? 250 de bırakalım bari. Ya da 200 de bırakalım. Bugün oyun olmasın. Nasıl olur acaba bilmiyorum. Bakalım. Çünkü video bayağı uzayacak, kutudan kutu sandıkları falan açacak, hepsi zaman kaybı. Güç kutusu, geri güç kutusu verdim. İşte bu güç kutusunu bulmak gerçekten dediğim gibi çok büyük bir mesele. Efsanevi kasadan çıkar dedim. O gün açtım, çıkmadı. Bayağı bir kutu açtım ama çıkmadı. Anlamadım, vallahi biriktirme mesele. Süper Lig'de de bomba falan veriyor, Süper Lig sandığında. Bıçak, bomba.
şey daha veriyoruz da aklıma gelmiyor. Hadi oğlum ya, dediğim kutuyu versene ya, niye uzatıyorsun ya, bunlar ben ne yapayım ya. Bize görünüş sandığı lazım. Lazım ya, vermez. Video yapmadan önce baya güzel veriyordu. Bir 5 tane daha verdi. Özel eşyadan mı veriyordu ya, ben öyle hatırlıyorum. Neyse, hepsini tek tek denerim. 20 kutumuz kaldı. Ama dediğim gibi karakter kutusundan da çıkıyor. Karakter kutusu 1-2'den çıkmıyor. 2'den çıkıyor diyenler bence yanılıyorlar. Çünkü 2'yi de denedim. 2'de hep yeni karakterler, şu robot karakterler, ninja karakterleri veriyor. Şimdi son bir kutumuz. Vermedi fazla. Hemen şöyle toplayalım kutuları. Şimdi konumuz o değil. Görünüş sandığından deniyoruz. Bakın, 15 günlük. Gördünüz mü? Bir aylık. Çok güzel veriyor da. Bak, bu set çok sağlam. 330 can, 350 can. İşte bu setlerde de bir alt bölümleri yok. Alt bölüm dediğim bot yok, bir setlik yok, dizlik yok. Onlar da artık kurt görünüşten tedarik edersiniz. Yani hiç öyle 1-2 günlük vermiyor. 15-20 bir ay. Şu setler, şunlar işe yaramaz. Bunlar işe yaramaz. İşi bak, bunlar güzel. İşe yarayan bu güzel. Bak 30 günlük yine. Yine 30 günlük, bu da işe yaramaz. Ben yani sağlamlık yönünden bunlar sağlam değil. Diğerleri daha sağlam. Mesela bu, gördünüz mü? Bir aylık. Bunu değerlendirin arkadaşlar. Buyurun. Bir aylık. Nasıl olsa seti de var onun. Buyurun. Ben bunun sayesinde şöyle envanterimi de göstereceğim size. Christopher gördüğünüz 15 günlük. Yine 15 günlük kate buluyum. Ve Yiğit Demir 7 günlük. Şöyle Angelo Manu'nun mesela 30 günlük varmış zaten. Ben burada çoğu karakterin ekipmanını da düzdüm. Şöyle tümü diyelim. Siz de bu şekilde düzebilirsiniz. Şu an 42 günlük olmuş. Pet 12, 18. Ama işte o kutuyu inşallah bulursanız onun sayesinde kasarsınız. Neyse, şimdi diğer kutuları deneyelim. Kurt savunma sandığı mıydı? Savunmayı da bir deneyelim. Var mı zaten? Demek ki çıkmıyormuş. Saldırı sandığını deneyelim. Savunma sandığı, savunma sandığı, savunma saldırı sandığı mıydı? Neydi ya? Adını da... Ben kutuları çok karıştırdım ya. Savunma sandığı mı? Savunma sandığı varmış. Saldırı sandığı mı? Neydi ya? Ha, saldırı sandığı işte. Saldırı da vermemiş ki. Özel eşyayı da deneyeceğim de. Onda da ha, saldırı sandığı. 10 oldu. Zaten 10 tane de çıkıp çıkmadığını bilebiliriz. Başka da yok. Şu saldırı sandığını da bir deneyelim. Bence saldırıdan çıkması lazımdı ya. Gerçi bunda 10 tane bence saldırıdan da çıkmadı. Yok. Bonusa da vermedi. Bunu da denedik. Sıradaki sandık Kral Kurt sandığı. Kurt sandığı zaten çok. Ne kaldı geriye ki? Kurt sandığı, süperlik sandığı, özel eşya sandığı mıydı? Bir de özel eşyayı deneyelim. Ama gördüğünüz gibi görünüş sandığından %100 çıkıyor. %100. Bunda da çıkıyor galiba ya. Özel eşya deyince denemek lazım. Başka da yok, süperlik sandığı, savunma sandığı. Burada bir sandık daha, Kral Kurt sandığı, özel eşya sandığı. Bundan kaç tane oldu? Bu da 20 tane oldu. Başka da yok. Diğer kutuları tek tek kullanmak zorundayım. Envanter almıyor arkadaşlar. Envanter dolu diyor. Ha, bunda da veriyor bak, özel eşya sandığında. Gördüğünüz gibi. Ama yine en güzeli görünüş sandığı. Bunda da az veriyor.
Ya işte bir günlük, 2 günlük, 5 günlük, 10 günlük diye diye envanterinizde birikir gider. Bir aylık, 2 aylık, 3 aylık biriktirebilirsiniz. Dönüp dolaşıp aynı şeyi söyleyeceğim ama işte bu sandıklar yok piyasada. Tekrar al dediğiniz zaman ne oluyor? Markette olmadığı için vermiyor. Bunda da 5'er günlük, 10'ar günlük veriyor. 10 günlük vermedi ama 5 günlük verdi. Evet, bunda da full çıkıyor. Ve günleri az. Ha, demek istediğim şu arkadaşlar. Şimdi şöyle şunu çekelim. Adriana'nın mesela bende botu yoktu değil mi? Karakter dedim. Şunu kullandım. Ekipman dedim. Üst gövdede lan karakterimi seçmem lazım ya. Kırmızı. Şimdi üst gövdede bakın. Normal sette şeyi yok. Dirseklik ve dizlik. Bot ayrıyeten. Bunları kullanarak temin edebilirsiniz. Mesela bu. Hem şey olmuş olur. Bir taraf normal set, bir taraf kurt görünüş seti olmuş olur. Sağlamlık yönünden de bence sağlam olur. Zaten botta %12 zıplama şey, %12 hız, %7 zıplaması zayıfmış. Normal ekipmanlarda mavide bakalım. Şu bak, %12 hız, 10 zıplama, 10 düşme hasarı. Ben bunları kullanıyorum ve hala da devam edeceğim. Böyle böyle biriktirdim arkadaşlar ben. Şimdilik videomuz böyleydi. Umarım yararlı, güzel bir video olmuştur. Videolarıma like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Oyun videosu atmaya gerek yok. O yüzden videoyu burada bitirmek istiyorum. Elimden geldiğince size yararlı videolar atmaya çalışıyorum. Umarım başarıyorumdur. Umarım keyifle izliyorsunuzdur. Böylece de bir videonun sonuna geldik. Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.